Şimdi devlet ve uygarlığın oluşumu bir süreçtir dedik. Peki nereden biliyoruz? İşte şimdi şurada devlet var, burada devlet yok. Bunlar artık uygar, bunlar artık uygar değil. Her zaman parayı takip edin. Yani always follow the money. Yani vergi var mı, bir hazine var mı? İşte devlet dediğimiz bu organizasyonun kendine ayrı özel bir ordusu var mı? Çünkü devlet dediğimizde biz meşru cebir tekelinden bahsediyoruz. Demek ki bu devlet izin vermeden kimsenin silahı olmayacağı anlamına geliyor. Ki devlet kendi silahlı adamlarıyla koyduğu kuralları zorla uygulayabilsin. Şimdi tabii ki de sadece halka hükmetmek yetmiyor. Silahlı kuvvete de hükmedebilmek lazım. Şimdi bunun için kurumsallaşma şart. Mesela böyle eski bir efsane var. İşte Ahmenaitler yani Persler bütün bu işte Anadolu'nun içlerine kadar girip bu bütün bölgeye hakim oluyorlar ve büyük bir imparatorluk kuruyorlar. İşte Keyhüsrev önderliğinde. Bu sırada Lidya kralı da Kral Karun, işte o dillere destan zenginliğiyle meşhur Kral Karun Lidya'nın başında. Persler Lidya'yı ele geçiriyor, işgal ediyorlar ve Karun da esir düşüyor. İşte Pers orduları, Pers askerleri Karun'un şehrini yağmalarken Karun böyle gülüyor tabii. Keyhüsrev de sinirlenip soruyor, hayırdır niye gülüyorsun diye. Karun diyor ki ne yapıyor bu askerler? Diyor şehrini yağmalıyorlar. Karun diyor ki hayır, benim şehrimi değil senin şehrini yağmalıyorlar. Çünkü bu kent artık senin, ele geçirdim. Ben de senin esirinim, kölenim. Tabii Keyhüsrev'i bir sıkıntı sarıyor. Yani kendi zenginliğinden gidiyor. Nasıl engel olacak buna? Karun'a sorduğunda Karun da diyor ki kendi özel korumalarından şehrin kapılarına yerleştir. Bu yağmalayan askerler dışarı çıkarken yağmaladıkları malların onda birini sana teslim etsinler. Peki bu teslim etme hikayesini nasıl sağlayacaksın? Diyeceksin ki tanrılar namına ben bunu alıyorum, tanrılara sunacağım. İşte tanrılar için bunu yapıyoruz diyecek. Yani ki onun altında bir meşruiyet zemini olsun ve o askerlerden yağmaladıkları şeylerin bir kısmını en azından alıp Keyhüsrev kurtarabilsin. İşte görüyorsunuz böyle ganimetle bir hukuk meselesi oluyor. Dolayısıyla ne oluyor? Keyhüsrev askerlerinin yağmaladıkları malların bir kısmına el koyuyor. Şimdi tabii bu devlet işte başlarda dediğimiz aslına bakarsanız bir organize yağma topluluğu. Yani bir sürü insanı beraber nasıl iş gördüreceksiniz, nasıl beraber hareket edecekler? İşte bu zenginliği pay etmeniz lazım, bunu pay edebilmeniz lazım, bunu kullanabilmeniz lazım. Böyle olunca tabii ki de ne oluyor? Keyhüsrev kendi muhafızlarını şehrin kapılarına dikiyor ve çıkışta yağmalayan askerlerden bu yağmaladıkların bir kısmını alıyor. Tüm bunların işte olması için öncelikle işte neolitik devrim olacak, üretim olacak, elden ağza ekonomi olmayacak, insanlar bir şey üretecek, zenginlik biriktirecek ki yağmalanabilen bir şeyler olsun. Şimdi Ahmenaitler dolayısıyla işte ilk büyük Pers İmparatorluğu, ta Hindistan'dan Balkanlara kadar uzanan büyük bir devlet kuruyorlar. Hatta Keyhüsrev'in adı Tevrat'ta da geçer. Çünkü işte esir olan Yahudileri Babil kentinden serbest bıraktığı için. Babil dediğimiz bu Bağdat'ın biraz güneyinde bir şehir. İşte vakti zamanıyla Kral Hammurabi buradan idare ediyordu krallığını. Babil kralı Nabukadnezar sonradan İsrail'i ele geçirdiğinde Yahudileri sürgün ediyordu Babil'e. Tabii bu sürgün politikası, toplu sürgün Akkadlarda görünen bir uygulama. Eskilerden beri var. Adını ilk bildiğimiz Fatih, yani bir yerleri ele geçiren, işgal eden kral, yönetici Fatih Sargon, Akat kralı. O da böyle ele geçirdiği bölgedeki halkları bir yerden bir yere sürgün ederdi. Ki ordusu o bölgeyi terk ettiğinde tekrar ona ardından ayaklanmasınlar. O oradaki hükmünü sürdürebilsin diye. Fakat Keyhüsrev biraz farklı bir politika izliyor. Gittiği yerlere kralların kralı namıyla gidip satraplarıyla sonradan o bölgeleri idare edecek olan bu Ahmenaitler ne yapıyor orada? İşte örneğin Yahudileri serbest bırakıyor Babil'i aldığında. Çünkü neden? İşte oraya diyecek ki ben size özgürlük getirdim. Özgürlük getirdim iddiasıyla kendi meşruiyet zeminlerini sağlayacak. Meşruiyet de önemli. Çünkü sadece silahlarla hükmedemezsiniz. Adalet de lazım. Bunu örneğin nerede daha önceden de görmüştük, ben size sanırım söylemiştim. İmparator Justinianus'un Corpus Juris Civilis'inde bir bölüm vardı. Institiones. İşte bu Institiones'in ön sözünde mesela İmparator Justinianus, kendisi aslına bakarsanız büyük bir stratejist. Bütün bu Roma coğrafyasını tekrar ele geçirmiş olan imparator, Roma'yı tekrar toplayıp birleştirmiş olan imparator. O bile diyor ki sadece silahla, askerle idare edilmez. Bana hukuk lazım, adalet lazım. İşte dolayısıyla Institiones'in ön sözünde bu hukuk öğrenme iştiyakı olan gençliğe hitap ediyordu Justinianus. Adaletle yürür devlet diyordu.
Şimdi işte bu Ahmenaitler dediğimiz o büyük Pers İmparatorluğu belki şeyden hatırlayacaksınız. Daha sonradan işte Kevüsrev'den sonra gelecek. Birkaç jenerasyondan sonra Xerxes ne oluyor? İşte o Yunanistan işlerine giriyor. Bütün Yunanistan'ı ele geçirmeye çalışırken işte Termofil'den Lidyalılarla ne oluyor? Leonidas önderliğindeki 300 Spartalı ile savaşılıyor falan, filmlerini gördünüz değil mi? Ahmenaitler oralara hakim olmaya çalışıyorlar. Ahmenaitlerden, Xerxes'ten sonra mesela ne oluyor? Makedonyalılar bu sefer Perslerin egemenliğindeki bölgeleri ele geçiriyor. Ne oluyor? İşte İskender önderliğindeki Makedonyalılar bütün bu işte İran'ı, Anadolu'yu, Yunanistan'ı, Mısır'ı ele geçiriyor. Fakat İskender öldükten sonra onun krallığı generalleri arasında paylaşılıyor. Dağılıyor dolayısıyla. O Makedonyalıların, İskender'in kurduğu büyük imparatorluk dağılıyor. Ne oluyor? İşte ondan sonra yavaş yavaş bölgeye Roma hakim olmaya başlıyor. Daha doğrusu yani şöyle anlatayım. Bu İskender'in kurduğu büyük imparatorluğun batıdaki toprakları Romalıların eline geçiyorken mesela doğudaki topraklarında yeni bir Sasani imparatorluğu kurulacak daha sonra artık. İşte Roma bütün Akdeniz bölgesine hakim olacak. Örneğin işte Roma'da burada güzel bir örnek devlet konusunda. Roma'da da bir yerden sonra artık tam böyle müessesevi kurumsallaşmış bir devlet ortaya çıktığında biz bakıyoruz ki artık kişiler değil kurumlar önemli. Yani müessesevileşme yani kurumsallaşma var. Yani o yüzden ne oluyor işte mesela Neron gibi, Caligula gibi deliler de imparator olabiliyor. Veyahut da işte kandaşlarda böyle şeyler olmaz çünkü. Çünkü kandaşlar birisini lider olarak, önder olarak seçtiklerinde, birisinin peşinden gitmeye karar verdiklerinde o kişiyi kendi yeteneklerine ve karizmasına göre tercih ediyorlar. Dolayısıyla kandaşlarda deliden, çocuktan falan lider olmaz. Çünkü orada kişi önemli. Müessese kurum değil. Oysa bu artık devlet müessesevi kurumsal yapısıyla karşımıza çıktığımızda kişi önemini kaybetmeye biraz başlıyor. Ne oluyor? İşte orada sistem gelişiyor, sistem yürüyor. Örneğin gelişen bu devlette tahta kimin oturduğu önemli olmayabiliyor. Mesela Roma'nın 1000. yılında yani Roma kurulduktan 1000 yıl sonra Roma kenti 1000. yılını kutladığı sırada örneğin Roma tahtında kim oturuyordu? Arap Filip. Değil mi? Yani işte Grek, Latin, Arap, İliryalı, Türk, Cermen falan kimin imparator olduğunun önemi yok. Önemli olan o kurum, o sistem yürüyor mu? Şimdi bu sistem kurulduktan sonra onu tespit edip işte bak burada devlet var demek kolay. Ama yani neticede Roma bir günde kurulmadı. Bu bir süreç. O yüzden mesela şimdi Osmanlı anlatıyorken bizde işte Osman zamanında bir devlet yoktu. Ama mesela Fatih Sultan Mehmet zamanında bir devlet vardı demek kolay. Ama arada ne oldu? İşte bunları göreceğiz.